İnegöl'de üreticiler gece gündüz demeden üretime devam ediyor. Çiftçiler ürünlerde sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığını belirtirken, tek sıkıntının koronavirüsün ortadan kalkmadığı takdirde ihracat olduğunu belirttiler. 4-5 seneden beri biz ekiyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından yasak kapsamı dışında tutulan birkaç sektörden biri de tarım sektörü oldu. İnegöl'de çiftçilikle uğraşanlar toprakla ürünleri buluşturmaya devam ediyorlar. Tarlada yeni mahsuller için ekim yapılırken bir yandan da ilaçlama ve sulama işlemleri de yapılıyor. Evet, dünya genelinde koronavirüs etkisini sürdürürken özellikle Türkiye'de de vaka sayısında artış var ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var. İnegöl'de de son duruma baktığımızda hayatını kaybeden sayısı ise 8'e yükseldi. 3 kişi de yurt dışından gelmişti. Toplam vaka sayısı İnegöl'de 11 oldu. Bunu da aktaralım sizlere. En önemli gelişmelerden bir tanesi tabii ki gözler tarımda koronavirüs ile birlikte birçok sektör işlerine ara vermişti. Peki tarım sektöründe son durum ne? Sungurpaşa'dayız. Sungurpaşa'da şu anda gördüğünüz gibi çiftçilerimiz üretimlerine devam ediyorlar. Ekimlerine devam ediyorlar. Ender abimiz vardı. Konuğumuz Ender abiyle birlikte yaptığımız haberi birazdan detaylarını aktaracağız sizlere. Burada tek sıkıntı çiftçiler açısından aslında ihracat yapanlar için sıkıntı olacak. İlerleyen dönemlerde ihracatın açılmaması zamanında ihracat konusunda sıkıntı yaşayacaklarını belirttiler. İnegöl'de birçok bölgede tarımla uğraşan kesim üretimlerini sürdürüyor, ekimlerini yapmaya devam ediyor. Tarlalarındaki çalışmalarını sürdürürken de tabii ki tek umutları, tek dilekleri Allah'tan Ramazan ayı da geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında birlikte inşallah bu koronavirüsünün bir an önce ülkemizde, dünyadan yok olup gitmesini bekliyorlar, dua ediyorlar. Uzun yıllardır çiftçilik yapan Ender Can konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şu anda gülüm yine devam ediyoruz. Bu hastalık var diye işleri bırakacak halimiz yok. Yani gördüğünüz gibi çimlerimizi ektik. Hayırlısından nasıl diyeyim, Mayıs'ın onlarında falan dikeriz yani. Evet, neler yapıyorsunuz, neler ekiyorsunuz, kaç dönüm yer burası? Şu anda burası 4 dönüm, ay gördüğünüz gibi ayçiçeği ektik, biber çimi ektik, yağ biberi var, gıl suyu var, üç burun var, Çeldiston biberimiz var yani. Peki bu sene üründe sıkıntı yaşar mısınız? Var mı bununla ilgili? Neler söyleyeceksiniz? Yani şu anda bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Neden? Biz aynısını yine ekiyoruz. Ama tabii ihracat olmazsa bir sıkıntı olabilir yani.